Arabistan sınırları içerisinde nehir bulunmayan ender ülkelerden biri olduğu gibi aynı zamanda yağmur açısından da oldukça kurak bir iklime sahip. Evet, şu anda yıllık ortalama yağış miktarının 150 mm'nin altında olduğu kurak bir ülkeye bakıyorsunuz. Yağışlar barajları doldurmuyor. Kuraklık kapıda dediğimiz güzel ülkemize 2021 yılında 530 mm yağış düşmüştü. Suudilerden neredeyse 3 kat daha küçük topraklara sahip olsak da Arabistan'a göre ülkemize 4 kat daha fazla yağmur yağıyor. Fakat buna rağmen özellikle de son dönemlerde Suudi Arabistan'a kar, dolu ve yağmur yağdığına şahit olduk. Öyle ki kar içerisinde kalan develer, yeşeren çöllerde gördük. Ülkenin %95 oranında çöl iklimine sahip olduğunu düşünürsek bu tür hava olayları gerçekten de dikkat çekici. Peki bu durumun sebebi ne? Elbette bulut tohumlama. Arabistan bu yöntem sayesinde iklimi kontrol etmeye çalışıyor. Pekala, bu videoda Suudilerin milyar dolarlık projelerinden bahsedeceğim. Ama öncesinde yıl sonuna kadar 50 bin abone olmayı hedefliyorum. Bana yardımcı olmak için kanala abone olup videoyu beğendiysen başlayabiliriz. İlk olarak bulut tohumlamayı basitçe açıklamam gerekirse, bir program dahilinde havaya çeşitli maddeler yayılıyor ve bu da bulutlarda meydana gelen fiziksel süreçleri etkileyerek yağmur yağdırıyor. Bu işlem genellikle kurak bölgelerde su kaynaklarını ve tarımı iyileştirmek için kullanılıyor ve Suudi Arabistan gibi çöl iklimine sahip bölgeler için umut verici bir yöntem. Buna rağmen Çin, dünyanın en büyük bulut tohumlama programına sahip olan ülkesi konumunda. Öte yandan Hindistan, ABD, Rusya, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri de kuraklığı önlemek, yağmur miktarını arttırıp hasatını sağlamak, su kaynaklarını arttırmak ve tarım verimliliğini iyileştirmek için bu sistemi kullanıyor. Peki Araplar bu yöntemle çölleri nasıl tarım arazisine dönüştürdü? Suudi Arabistan %95 oranında çölle kaplı bir ülke. Ancak ülkeye yakından bakarsanız devasa çölün ortasında tarım arazilerinin olduğunu görürsünüz. Suudiler bu araziler sayesinde birçok meyve ve sebze yetiştiriyor. İşin ilginç yanı ise 35 bin kilometreye tekabül eden suni tarım daireleri sayesinde Arabistan'ın Hollanda'nın yüz ölçümünden daha büyük tarım arazileri var. Fakat 1960'ların başlarında durum tamamen farklıydı ve Arabistan sadece 400 kilometre tarım arazisine sahipti. Bu da yaklaşık olarak Yalova'nın yarısı anlamına geliyor. Yaklaşık 10 bin yıl önce Arabistan'a düşen yağış miktarı bu kadar düşük değildi. Hatta bu coğrafya göllerle doluydu ve yeşil bitki örtüsüne sahipti. Çöllerle kaplı yüzeyde su yokmuş gibi dursa da aslında Suudi Arabistan akifer denilen su rezervuarlarına sahip ve bu sebeple yıllardır yer altından su pompalıyor. Dolayısıyla yer altından çıkarılan bu suyun önemli bir kısmı tarım faaliyetlerinde kullanılıyor. Yağmura ihtiyacım yok. Yeraltı sularıyla tarım yapabilirim tarzında bir düşünce müthiş bir fikir gibi dursa da yer altından su çıkarmanın getirdiği bazı sorunlar da var. Mesela uzmanlar Suudi Arabistan'ın fosil su kaynaklarının %80'inin tükendiğini tahmin ediyor. Bu yüzden Suudiler yeraltı suyuna bağımlı kalmamak adına pivot sulama yöntemine başvurdular. Özetle merkezi pivot sulama, dairesel bir düzende mahsullerin sulanmasına yardımcı olan mekanize bir sulama sistemidir. Videonun başında gösterdiğim tarım arazilerinin neden dairesel olduğunu şimdi daha iyi anladınız mı? Bu sistem çiftçilerin büyük tarım arazilerine suyu kolayca ve eşit şekilde dağıtmasına yardımcı olduğu gibi uzun vadede büyük miktarda enerji ve su tasarrufu sağlıyor. Evet, bu proje ülkenin geleceği adına çok önemli olsa da aslında Suudiler için sadece devede kulak kalan projeler. Bu örneğin üzerine çok gittim biliyorum ama %95'inin çölle kaplı olduğu bir ülkenin Asya Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapması beni oldukça şaşırtıyor. 500 milyar dolarlık çılgın proje sayesinde Neom şehri sınırları içerisinde çölde bir kayak merkezi kurulacak ve bu merkez 2029 Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Trojina şehri teknik olarak çölde yer alsa da deniz seviyesinden yaklaşık 2600 metre yükseklikte bulunması sebebiyle aslında ülkenin en yüksek zirvelerinden birisi. Bu sebeple bu sıra dışı şehir, bir kayak pisti, bir dağ bisikleti parkuru, yamaç konutları olarak adlandırılan lüks daireler, bir mağaraya yerleştirilmiş restoran ve parakende mağazalardan oluşan dikey bir köy ve devasa yapay bir göle ev sahipliği yapacak. Asya Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan bu şehir, Süper Kupa finaline ev sahipliği yapan Riyad'a 1600 km uzaklıkta bulunuyor. Riyad demişken, Suudiler başkentleri için 400 metrelik bir Kabe inşa ediyor. Dünyanın en büyük modern şehir merkezinin ana parçası olarak tasarlanan 400 metre yüksekliğe ve 400 metre genişliğe sahip olacak bu yapı, başarıyla inşa edilirse şu ana kadar inşa edilen en büyük yapılar arasında yer alacak.
20 Empire State binasını alacak kadar büyük olacağı iddia edilen bu bina toplamda 100 bin konut, 9 bin otel odası, 980 bin metrekareden fazla mağaza ve 1.4 milyon metrekare ofis alanını içerecek. Ayrıca içerisinde 80 eğlence ve kültür mekanı, teknoloji ve tasarım üniversitesi, çok amaçlı tiyatro sahnesi ve bir de müze bulunacak. Öte yandan sıra dışı tasarımı nedeniyle bu bina yeni Kabe inşa ediliyor tarzında tartışmalara da konu olmuş durumda. Açıkçası bu konu hakkında pek fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben bilgiyi verdim, yorumlar size ait olsun. Öyleyse anlatmak için heveslendiğim projelerden birisine geçiyorum. Suudiler Oksigen adını verdikleri yüzen bir şehir inşa ediyor ve bunu okyanusun ortasına yapıyorlar. Dünyanın en büyük yüzen yapısı olacak bu devasa liman, Süveyş kanalına yakın konumu sayesinde önemli bir nakliye hedefi ve Neom için lojistik bir merkez haline gelecek. Proje sekizgen bir alan içerisinde kurgulanacak ve bir kısmı kara üzerinde yer alırken diğer kısmı ise Kızıldeniz üzerinde yüzecek. Bu arada şehrin Türkçe adı da zaten sekizgen anlamına geliyor. Bu yüzden bana yüzen bir Pentagon'u anımsatıyor olsa da Prens Salman'a göre Suudi Arabistan ekonomisini çeşitlendirecek ve petrole olan bağımlılığını en aza indirgeyecek. Ülke tıpkı Dubai örneğinde olduğu gibi tüm bu sıra dışı yapılarla birçok farklı ülkeden turist ağırlamayı ve Suudi Arabistan denilince zihinlerde canlanan kötü imajı değiştirmeyi hedefliyor. Bu yüzden ülkeye gelecek olan turistleri karşılamak adına lüks bir havaalanını da yaptılar. Lüks dediğime bakmayın. Bu baya ultra lüks bir havalimanı ve 266 milyon dolara mal oldu. Kızıldeniz Uluslararası Havalimanı 2030 yılına kadar yılda 1 milyon yolcu ağırlamayı hedefliyor. Havalimanının Kızıldeniz kıyısından 15 kilometre içeride yer alması, dünya nüfusunun %80'ine 8 saatten daha kısa bir mesafede olmasını sağlıyor. Bu stratejik lokasyonu onu geleceğin en önemli şehirlerinden birisine dönüştürebilir. Gel gelelim herkesin dilinde olan The Line projesine. 500 metre yüksekliğe sahip ve devasa bir aynayla çevrili olan bu çizgisel şehir, çöl kumları boyunca 170 kilometre boyunca uzanacak. Öte yandan şehrin genişliği ise sadece 200 metreden ibaret olacak. Suudi hükümetine göre sıra dışı şehir tamamlandığında burada 9 milyon insan yaşayabilecek ve kentte herhangi bir yol veya otomobil yer almayacak. Bu şehirdeki tüm yolculukları 170 kilometreyi bir uçtan diğer uca 20 dakikada ulaşmanızı sağlayacak yüksek hızlı bir trenle yapacaksınız. Bununla birlikte şehir sakinlerinin 5 dakikalık yürüyüşte sosyal alanlara ulaşabileceği de ifade edilen diğer bilgiler arasında. Paylaşılan drone görüntüleri sayesinde çalışmaların başladığını ve temel kazıkların atıldığını söyleyebilirim. Robot hizmetçilerden yapay bir aya kadar birçok ütopik fikri içeren bu proje 2030 yılında tamamlanacak. Riyad'a yapılması planlanan küp gökdelen ve Kızıldeniz Havalimanı dışında şu ana kadar bahsettiğim projelerin tamamı Neom şehrinin bir parçası. Muhammed Bin Salman'ın en büyük hayali olan Neom, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında sıfırdan inşa edilen ve neredeyse Belçika büyüklüğüne sahip olan bir şehir. Maliyeti ise 500 milyar dolar. Öte yandan krallığın deniz suyunu tatlı suya çevirme projesi içinde yaklaşık 4 milyar dolar harcadığı tahmin ediliyor. Yapay yağmur yağışını arttırmak için kullanılan bulut tohumlama sistemi ve diğer mega yapıları da dahil edecek olursak Arabistan'ın ayırdığı bütçe 800 milyar dolar civarında. Petrolün keşfi resmen bu ülkenin kaderini değiştirmiş durumda. Bundan yaklaşık 70 yıl önce dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Arabistan, bugün dünyanın en zenginlerinden birine dönüştü ve bu zenginliğin kalıcı olmasını istiyor. Futbola ve spora yaptıkları yatırımın ana sebeplerinden birisi de bu. Peki sen Suudi Arabistan'ın çöl ortasında yeşillik yaratmaya çalışması ve diğer uçuk projeleri hakkında ne düşünüyorsun? Videoyu beğenmeyi ve 50 bin yolunda destek olmak için abone olmayı unutma. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.